Merhaba. Merhaba. Bugün biraz nasıl diyeceğim? Tam yerinde değilim. Yani geçen hafta internet nedeniyle sıkıntım vardı. Hem internet bağlantısı nedeniyle bir hafta boyunca arızamız yaptı. Hem de aynı zamanda web sayfamız çöktü. Benim kurs yerlerim kursa giremediler. Yani geçen hafta bütün teknik beni sevmedi. Ona kusura bakmayın. Geçen hafta yayın yapamadım. Bu hafta Selçuk'la da bana çarptılar. Ondan da biraz sesim arasında belki gidebilir. Haberiniz olsun. Ama bugün inşallah sıkıntısız. Sadece Facebook'takilere görebilirler. Benim masam çok kargaşa halimde. Öyle bir Instagram'da belki de görebilirsiniz. Yani tam hala hepsi yerinde tekrar oturamadım. Ama ne oldu? Web sayfamız çok dönüm halinde. Yenilenmek istediğim şeylere yenilendim. İsterseniz bakın bir kısa bunatili.com'da. Tamam, yeni bir yüzeyle orada sizi bekliyor. Aynı zamanda tatlı dilimde web sayfamız şu anda yenilenmede geçiyor. Henüz yayına geçmedi yeni versiyonu. Büyük bir fark, büyük ihtimalle başlangıçta göremeyeceksiniz ama zaman ile onu değiştireceğiz. Web sayfa yenilendikten sonra yeni ürünler de sisteme koyacağız. Onu haberiniz olsun. Çünkü bir dünya yeni şeylerim elimde var ama web sayfa değiştiriyoruz diye koyamıyorum şu anda. Sizden bugün bir soru geldi. Dediğim gibi halim nedeniyle pek bir ön hazırlık yapamadım. Ondan bir saat önce bir sordum size ve sabun nasıl daha katı yapabilirim diye bir kişi sordu. Onu dedim hadi hemen kullanalım. Onunla da başlamak istiyorum. Yani doğal sabun biliyoruz marketteki sabun gibi sert olmuyor. O da yani tarzı nedeniyle. Ama tabii ki hala bir tık biraz daha sert her zaman yapabiliriz bizim sabunumuz. Şimdi ilk olanı o da en önemli ve yani benim için en önemli diyebilirim. Çünkü onu çoğu zaman unutuyoruz. Belki hatırlıyorsunuz eskiden sıvı sabun kullanmadan önce sabunluklarımız vardı. Onlar da genelde ya delikliydi ya da böyle Instagram'da internete gidiyor. Şimdi geri geldiniz. Veya böyle lastikten böyle nasıl diyeyim? Yani böyle parmaklı sabunlukları vardı. En az Almanya'da öyle bir tane vardı. Onu çocukluğumdan çok iyi hatırlıyorum. Yani doğal sabun için çok güzel su akabilecek bir tane sabunluğunuz lazım. Sabun içinde sabun bekliyorsa bunu emiyor, şişiyor ve tamam yumuşak böyle laba halinde böyle hali alacak. Yani en önemlisi bunun sertliğiniz korumak için bir tane delikli sabunluk. İsterseniz kendiniz yapın bir kabak lifi dilim olabilir, çakı taşı dolu bir kase de olabilir. Yani bir tane sabunluk alırken ona dikkat edin, delikli olsun. Lavabo kenarda şu var ya böyle oyalanmış oya gibi bir şey var ya. O gene de yetmiyor doğal sabun için. Başka bakımda ne yapmam dikkat etmemiz lazım. Sabununuz yeter kadar kurutmaya bırakın, yeter kadar zamanı bırakın sabununuz. Yani bu 4-6 hafta olgunlaşma sonrası bunun için de bir faydası ediyorlar. Çünkü sabun su miktarı azalıyor, sabun daha sert oluyor. Aynı zaman sabun yaparken su miktarı, kullandığınız su miktarı kostik için azaltabilirsiniz. Biz genelde, ve daha doğrusu videolarımda, projelerimde gösterdiğimiz projelerde gösterdiğim sabun tarifler. Sabun su miktarı tam kullanıyorum çünkü yeni başlayan hedefleyerek bu videoları çekiyorum. Yani çünkü su miktarı azalınca sabun daha hızlı davranıyor. Bu da tabii ki yeni başlayanlar için bir sıkıntı yaratabilir. Aynı zamanda çok desenli bir şey yapmak istiyorsanız genelde bu su miktarı ihtiyacınız var. Ama birkaç sabunla da yaptıktan sonra bununla oynayabilirsin. Ve mesela %10, %15 arasında su miktarı azaltmak
Sekinte olmuyor. Yani su miktarının %10'u %15'i azaltmak sekinte değil. Daha çok da azaltabilirsin ama %20 üstünde genelde fırsat kalmıyorsa bunun güzel bir görünüm yaratmak için ona dikkat edin. Ama tabii ki deneyin çünkü her sabun tarif, her sabuncu da farklı biraz davranıyor. Yani nasıl yemeklerde ve mesela şey basınçlı neydi bu basınçlı tencere pek yemek pişirmeyi bilmiyorum. Yani beceremiyorum. Alışkanlığım yok onun da. Ama ya mecburi öğrenebilirim. O da sıkıntı olmaz. Yani ona bakın, tecrübe elde edin. Başka ne olabilir? Şimdi su söyledim size. Sabununuz erken dökmeyin. Yani kıvamı getirin ve dökün. O da sabunda hasat yapıyor. O da yani her sabun tabii ki olmuyor. Her tasarım da olmuyor. Ama dediğim gibi ona da dikkat edin. Katlanması için çok teşekkürler. Şimdi başka ne? Tabii ki katı yağ miktarı çoğalıyorsanız o zaman da sabununuz daha katı oluyor. Yani kısaca ne kadar çok katı sabunları, katı yağları kullanırsın o kadar katı bir sabun çıkıyor. Yani o önemli. Başka kostik indirim ya da süper yağ azalttığınız zaman da o da tabii ki daha sert bir sabun yapıyor. Sert bir yağ miktarı sabun içinde azalınca daha katı bir sabun oluyor. Bir tane sabuncu arkadaşım o da dedi, ne istersen normalde böyle hislendiren esanslar var yani soğuk imalat uygun olmayan esanslar var. Onları da kullanın. O daha sert bir sabun yapıyor. Ama tabii ki o da zor oluyor. Şimdi burada bir www.sabunatelier.com'da bakıyorsanız orada çok tariflerimiz var. İsterseniz tatlı dilimde yani Instagram'daki başlıkta orada link de var. Başka bir saniye pardon gideceğim. Size öksürtmek istemiyorum. Şimdi su azalttık dedi. Katı yağla kullanık. Tamam. Şimdi bazı ilaveler daha sert bir sabunda yapıyorlar. Mesela sodyum laktat, ondan birkaç defa zaten bahsettim. Yani bu yaklaşık 20 gram, yani 2 yemek kaşığı her kilogram yağ için kullanabilirsiniz. Onu da dikkat edin, bazen fazla kavuruyorsanız kırılganlık yapabilir. O da kullandığınız yağla bağlı miktarları biraz değişebilir. Yani onu deneyerek yapın. Bugün herkes beni çok seviyor. Çok güzel. Sonra ne olabilir? Sodyum sitrat da sabun daha sert yapıyor. Yani sadece bu turuncu sarı benekler azalmıyor. Aynı zamanda daha sert bir sabun yapıyor. Bu da var. İsterseniz kostik suyunuz biraz tuz ilave edebilirsiniz. O da daha sert yapıyor. Ama çok değil. Yoksa sabununuzun köpüğünüz azalıyor. Ona dikkat etmeniz lazım. Genelde 1-2 çay kaşığı her kilogram yağ için diyorlar. Stearik asit ilave edebilirsiniz. Onu sabun daha sert yapıyor. Bu da mesela %5 hayır değil, binde 5 yani 0,5 kullanıyorsunuz yardım ediyor. Daha sert bir sabun yapıyor. Bazı kişilerde sıvı yağları çok çoğal, yani çok kullanınca bu miktarı da çoğaltıyorlar. Bunu ama tekrar dikkat etmeniz lazım çünkü o köpüğü kesebilir. Yani çok stearik asit sert bir sabun yapıyor ama köpük ilgili, bakım ilgili hiçbir şey getirmiyor, sıfır. Yani ondan onu dengelemeniz gerekir. Ya da bal mumu ya da soya mumu, Hindistan cevizi vaksı, yani bunlar bütün vakslarda daha sert bir sabun yapıyorlar. Bunu da mesela, genelde %2 tavsiye ediyorlar. Ama daha yüksek kullanımlarda da var. Onu tabii ki tekrar denemeniz lazım. Yani bunlar size söylediğim rakamları, oranları genelde bir başlangıç nokta. Bazen biraz oynamak lazım. Çünkü herkesin sabun yapılışı, sabun istediğin sertliği, istediğin özelliği tabii ki farklı olduğu için biraz yani ara sıra oynayın. Bakın ufak bir tane deneme yapın. Yarım kiloluk deneme yapın. Bunu şöyle yaptıysam öyle oluyor. Veya pardon. Pardon.
kusura bakmayın bugün. Yani bunlar da size için hem de tecrübe kazandırıyor çünkü çok önemli bu. Ya da aynı zamanda yani belki düzgün istediğin bir şey mi çıkıyor? Mesela size bir proje hazırlanıyorum. Video çektim. Kesmedim. En sevmediğim iş çünkü bu. Video kesmeye. Bir tane saç sabun yaptım. Doğal saç sabun. Ve bakın. Bakın. Normal saç gibi oldu. Ben hala hayra kalıyorum. Bir hafta boyunca deniyorum. Sabun şampuan gibi davranıyor. Hiç beklemedim bir şey yani. Böyle bir şey yapmak mümkün olduğu için hiç denemedim. Yani teşekkürler. Onu şaşırdım yani gerçekten saçlarım sıkıntısız tarabilirim. Bu müthiş bir şey. Bu tarif sizinle de paylaştım. Dediğim gibi proje çektim. İnşallah gelecek birkaç günler içinde kesmeye ve yayına koymaya başlayacağım sabunatelier.com'da. Dediğim gibi o da yeni projeler size bekleyecek. Tabii ki internetimiz tekrar hiç kırıklandı. Burada yeni tarifler de koyacağım. Şampuan sabun yaptım. Başka ne? Bir tane katı şampuan yani doğal sabun değil. Sürfaktan bazlı bir tane yaptım. Onu da koydum. Başka ne bakıyorum? Birkaç tane eriyebilir sabun projelere koydum. Ve böyle şeylere. %100 Hindistan ceviz yağ sabunu yaptım. Cildi çok mu kurutuyor acaba? Geçmiş olsun ne için teşekkür ederim. Şimdi %100 Hindistan ceviz sabun yapabilirsin. Genelde diyorlar çok kurutuyorlar. Şimdi ama %100 Hindistan ceviz yağ kullananlar da var. Superfood ona göre yükseltmeniz lazım. Yani Hindistan ceviz sabun çok sert bir sabun yapıyor. Çok güzel köpüren bir sabun yapıyor. Çok iyi köpürdüğü için temizlik amacı da biraz daha çok oluyor. Bu yüzden kurutan bir sabun oluyor diyoruz. Yani bu yüzden Superfood çoğaldığınız zaman bu engelleyebilirsiniz. Benim sanki internette bir tarifim bakmam lazım. Tekrar internet gidiyor. Yani benim bir tane Hindistan ceviz, saf Hindistan ceviz sabun tarifim var. Orada %20 Superfood kullandım. Hem sabun yumuşak olmuyor hem de kurutmuyor. Yani o güzel bir şey. Burada şimdi kim size orada eğitim veriyor musunuz? Yani evet veriyoruz ama canlı değil. Yani en fazla öyle canlı. Yani online kurslarımız var ve aynı zamanda ücretsiz projelerimiz var sabunatelier.com'da. Orada bakabilirsiniz. Başka bir soru daha bugün var. Ha, bir ilave unuttum. Bakın bunu kenara yazın. Yani benim notlarım biraz karmaşık. Kil ilave edebilirsiniz. O da sabun daha sert yapıyor. O tabii ki renk verdiği için ona göre dikkat etmeniz lazım. Yani istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Ama kil de daha sert bir sabun. Kil ile daha sert bir sabun elde edebilirsiniz. Bir tane soru daha vardı. Ya kusura bakmayın, bir kez bakmam lazım. Yeter kadar notları almadım. Tüh bana değil mi? Tamam. Oluyor. Cildimde pullanma var. Ne yapabilirim? Acaba sedef mi bu yoksa kuruluk mu? Çünkü Antalya'da mesela poyraz zamanında kuru cilt daha kuru oluyor. En güzel nazik bir sabun yani alerjik bir durumdaysam nazik bir sabun deneyin. Nazik sabun derken yani saf zeytinyağlı sabun ya da eriyebilir sabun bazından kokusuz deneyin. O da olabilir. Çünkü bazen fazla temizleme nedeniyle cildimiz acayip kurutma yapıyor. Yani orada dikkat etmemiz lazım. Ama dediğim gibi onu biraz daha detaylı bilmem lazım. Genelde alerjik durumları varsa veya böyle bir şeyiniz diyorsanız o zaman esansları da kullanmayın, esansları da azaltın. Çünkü en büyük tetikleyen alerjiler için
No, esanslara. Şimdi bugün başka gelen sorulara da sizi bugün cevaplamak istiyorum. Bir de size uçucu yağlar kokusun kalıcı nasıl sağlayabilirim? İlk olarak onu sizden çünkü görüyorum. Kullanma miktarı doğru mu kontrol edin. Yani damla hesabı burada olmaz. Genelde esanslarda, uçucu yağlarda aynı. Yaklaşık %2-%4 arasında esans kullanın. Genelde uçucu yağlarda düşük tarafta kalabilirsin. Onda daha kuvvetli oluyorlar. Ama bu yetmiyorsa isterseniz biraz kil ilave edin. Onlar da sabitleniyor. Aynı zamanda bir tane esans sabitleyicimiz var. O da esansın kokusu ömürü yani kalıcı artırıyor. Ve aynı zaman sabun uzun zaman kullanmadıysanız kokmuyor artık diyorsunuz. Koku uçtu diyorsun. Bir kez sabun kullanın. Gene de çünkü üst yüzey üstte yani kurumuş olduğun için koku dışarı çıkamıyor. Bir kez kullandıktan sonra tekrar serviste kalıyor. Ve diğeri zamanıyla kokulara alışıyoruz. Yani hep aynı koku kullandığımız zamanda fark etmiyoruz. Yani nasıl parfümüm artık kokmuyor, sıkıyoruz olmuyor. Yani koku alıştık, burnumuzu onu fark etmiyor artık. O da var. Yani ona da dikkat edin. Başka ne yazdınız? Yağların hangisi birbirine uyumlu oluyor? Bu biraz çok çok zor bir soru diyebilirim. Çünkü aynı zamanda doğal sabun istiyorsanız yani doğal sabun yağları için köpük istiyorsunuz, bakım istiyorsunuz, sertli istiyorsunuz. Yani burada birbirini destekleyici yağları seçmeniz lazım. Cilt için bir yağ istiyorsanız cilde için uygun bir yağ seçmeniz lazım. Yani orada çok genel bir cevap vermek yani böyle verebilirim. Daha detaylı veremiyorum. Şimdi burada birkaç tane soru geldi. Pardon. İnternet gidiyor arası da ondan bekliyorum. Şimdi esans sabitleyici kullanınca gene doğal sabun sınıfına kalır mı? Şimdi bunun cevabı biraz zor. Çünkü bu bir parfüm içeriği yani etikete yazmanız gerekmez. Parfüm olarak geçiyor. Yani parfüm olarak yazabilirsiniz. Ama size bu dualik çok nasıl siz kendini kabul ediyorsunuz biraz faktör orada oynuyor. Yani resmi olarak kanun olarak dual bir kalıp yok. Yani o çok daha pazarlama amaçlı, çok daha insan amaçlı. Yani konuştuğumuz karşıdaki insana bağlı. Yani bazı kişiler diyorlar doğadan gelsin bana yeterli. Bazı kişiler de doğa işlenmemişten gelsin diyorlar. Yani o da çok farklı derece ve değerlendirme var. Ondan onu kendinize yapmanız gerekiyor. Ama dediğim gibi kil ile de sabitleyebilirsiniz esans miktarı. Şimdi yağlı cildim kuru değil, Karadenizliyim. Sabun kullanmıyorum. Kaşlarım da ben. Yağlı cilt varsa sabun kullanmıyorsunuz. Acaba alkol bazlı bir tonik veya böyle bir şey kullandığın zaman o çünkü yapabilir. Ya da dediğim gibi alerjik bir durum olabilir. Benim burada en iyi, en tavsiye edebilirim birkaç gün sadece bolca suyla deneyin, bakın. O azalıyor, yani sadece suyla yıkayın, ılık suyla, sıcak olmaması lazım. O da aynı. Fazla sıcak su kullandığımız zaman cildimiz kurutuyor. O da pullama yapabilir. Yani dediğim gibi kullandığınız ürünü ne kadar az azaltabilirsiniz, böyle durumda daha kolay kontrol edebilirsiniz. Pardon. Şimdi bir tane soru daha vardı. Son birkaç hafta karşıma geldi mevsim ilgili belki. Bebekler için sabun. Şimdi burada önce benim yani çocukluğumu hamile kaldığım zaman Almanya'daki ebelere bana bir şey dediler. Onu hep aklıma yattı. Ondan onu tekrarlanıyorum size de hep.
Alte Ayakada, hiç bir tane temizlik ürün kullanmayın bana hep dediler. Yani ne sabun ne bebek şamponu. Sonra da tesadüfün kayınvalidemle bu konu konuştuğu zaman o da bana dedi eskiden yani şey anneler hep yeni olan anneler dediler normal bebeği sadece biraz ılık ve zeytinyağına yani bu Türkiye'de zeytinyağına Almanya'da başka bir çiçek ya büyük ihtimalle yıkayın cilt için çok daha iyi oluyor. Şimdi neden bunu tekrarlanıyorum ve biraz daha açıklamak istiyorum. Cildimizin, bebeklerimizin cildimiz yeni doğu için tabii ki çok yeni şeyler de görüyor. Yeni bez, yeni hava, yeni kıyafet, yeni deterjan. Ve cildimiz hala tam olmuyor. Bebeğin bağışık sistemi de hala ilk 6 ay tam yerine oturmadığı için bu yüzden böyle yeni gelen faktörleri azaltmak amacıyla bunu tavsiye ediyorum. Aynı zamanda deterjanı, bebeklerin kıyafetleri, yetişkinlerden beraber yıkamayın tavsiye ediyorlar. Yumuşatıcı kesinlikle kullanmayın. En çok alerji durum hesap ol ya en çok alerji tetikleyen yumuşatıcı oluyor deterjanlarda. Aynı zaman dediğim gibi 6 aya kadar bebek şampuan, doğal sabun fark etmezden uzak kalın. Çünkü cilt henüz çok hassas. Bağışıklık sistemi tam hazır değil ve üstünde bile yazıyorsa esanssız veya kokusuz ürün oluyorsa genelde ham madde içinde ufak bir koku var yoksa ham madde kokusu dışarı çıkıyor ve siz onu koku nedeniyle kullanamayacaktınız. Bebeğim şimdi nasıl temizledim soruyorsunuz. Onu biliyorum yani ben de aynı sıkıntı yarattı. Oğlum en çok sevdiğim karışım size anlatacağım. Küvet içinde ya bebek küvet o zaman veya leğen nasıl kullanıyorsunuz? Ben her zaman birazcık deniz tuzu attım. Birazcık ne demek? Bir iki yemek kaşığı deniz tuzu attım. Onu suya içinde çözdüm. Bundan sonra ya elimde tam yağlı süt vardı ya da şu paketli kaymaklar var. Yani şey tel kadayıf üstüne koyan katı olan değil sıvılardan. Ondan birazcık su içinde koydum. Çünkü o da biraz nemlendirici görevi görüyor hem de hafif çok hafif emulgatı görevi görüyor. Yani bebeğin cildinizi kurutmayacak. Bundan sonra nasıl temizleyeceğim? Ben bir tane bohça içinde ya kumaş bohça neydi? Şundan bohça yapıp ya da el havluyla içine yulaflara koyuyorum. Yulaflarla biraz yumuşatınca böyle jelimsi garip bir şey çıkmaya başlıyor. O çok güzel nemlendiriyor ama aynı zamanda cildi çok güzel temizliyor. Hem de kaşıntı varsa azaltıyor. Ve dediğim gibi güzelce temizleyin. Bir bezle, bir süngerle bebeğiniz her yerde silin. Güzelce kurutun. Poposu, boynuzu, ya nerede terliyorsa nerede besten çıkanda da yemek kalıntıları biliyoruz ya bebeklerin hepsi her yerde oluyor. Varsa onu güzelce temizleyin. Saçlar da bununla da güzelce sıkıntısız deterjansız aha, şimdi oğlum temizleyebilirsiniz. Yani oğlum da acayip şey kepekleme vardı. Bebek kepeği bilmem Türkçesin onun ismi nasıl. Onu da sıkıntısız önce bebeğim yani kafası biraz zeytinyağla veya elimde ne yağ vardı gerçekten. Bununla ovaladım duştan önce. Hafif bir tarakla da kepeklerde sadece şey biraz parçalansın diye dikkatli basmadan sadece şey yani böyle kaşındırak gibi kafanın üstünde taradım sonra yıkıyordum. Onda bu kepekler de çıkıyorlar zamanıyla. Bu da zaten cildi henüz hazır değil bir göstergesi. Genelde alerjik bir durum değil. O bebeğin cildi hala cildin görevleri tam yerine getiremiyor diye böyle bir kabuklama oluyor. Yani ondan dediğim gibi en geç anda deterjan kokulu şey çoğunuza ilave edin. Gerçekten hoş oldum ya. Ve neden buna bu kadar çok dikkat ediyorum veya bu kadar seviyorum? Bu başlangıçta bebeğimiz zamanı ya çok erken temas ettiğimiz bütün kimyasalı burada doğru demek istemiyorum. Çünkü o da hayvan tüyü olabilir. Yani ne kadar erken temiz ettiğimiz zaman ve cildimiz, vücudumuz, bağışıklık sistemimiz hazır olmadığı zaman
sondern Allergie için bir sebep olabilir. Allergi olacak şart demek değil, bu da doğru değil ama yani bir faktör daha bunun için ilave ediyoruz. Bu yüzden yani gerek yok diye düşünüyorum. Ama tabii ki en son karar her zaman annelerde. Ve deneyin, bakın, beğenin, beğenmeyin. Etrafında herkesi dahi her zaman dinlemeyin, beni dahil. Yani ona kendinize değerlendirin, bakın bir kez. Ama dediğim gibi oğlum da bunu çok uygulandım ve hiçbir sıkıntı yaşamadık. Kızım tabii ki ikinci çocuk olduğun zaman artık bu kadar dikkatli olmuyorsun. Defne şimdi her yerde alerji çıkıyor. Şanslıyız hala ağır bir şey değil, kötü bir şey değil ama yani deterjan karşı sıkıntılarımız var biliyorum. Çünkü bir kız okul üniformadan kıpkırmızı bacaklarına çıktık. Yani dediğim gibi ne kadar az temiz edebiliriz o kadar iyi. Ve yani doğası bunu yapmak istiyorsunuz bebeğin için yapın ama saklayın onu. Anne sütle sabun yapabilirsin. Saklayın onu. Yani yapanları çok var. Anne sütü için her şey de iyi geliyor. Şimdi biraz yani konudan kaçtık ama neyse. Onu da söyleyeyim hala. Göz çapa varsa çocuğunuz anne sütü işe yarıyor. Kulak iltihapları için bir iki damla da iyi geliyormuş ve denedim gerçekten iyi geliyor. Yani anne sütü çok ilginç bir şey, çok müthiş bir şey. Yani sabun için kesinlikle çok güzel bir şey yapıyor. Ben yapmadım. O zaman aklıma gelmedi kısaca. Oğlum da çok açtı. Yani deneyin, bakın. Değerlendirin hepsi, duydunuz hepsi. Başka bir sorunuz yoksa bitirdiysem size o zaman bugün için bitiriyorum. Gelecek hafta tekrar yayın yapacağım. Sesim sıkıntı yoksa, internet sıkıntı yoksa söz veriyorum. İkinci Aralık değil, ikinci Nisan haftada yayın olmayacak. Onu bugünden söylemek istiyorum. Ben yurt dışındayım. Bir tane kosmetik fuara gidiyoruz ziyaretçi olarak. Dünyanın en büyük kosmetik kanmada fuara gidiyoruz. Hadi bakalım çok heyecanlıyım. Yani In Cosmetics Global gidiyoruz. İlk defa Paris'e gidiyorum. Bakalım. Çok merak ediyorum. Orada internet bağlantısı varsa fuar alanında çünkü bazen var ücretsiz. O zaman belki en az bir kez gösterebilirim size telefondan. Yoksa resimlere çekip sonra paylaşacağım haberiniz olsun. Evet, o zaman benim bugün bu kadar. Gelecek hafta tekrar görüşüyoruz. Sorularınız varsa bugün kaçırdığımız, görmediğimiz, önceden de kaçırdığım bir soru olabilir. Her zaman not almayı unutuyorum. Tekrar yazın yani bakıyorum. Bildiğim kadar bir kimse sabun hesaplama yani sabun maliyet hesaplaması olan bir kimse vardı. Onu olacak yani onu da aklımda var ve bir şey daha var şimdi aklımdan kaçtı. Tamam benden bu kadar. Güzel bir gün geçin. Gelecek hafta tekrar görüşürüz. Bay bay. Burada kapatalım. Ah. Ya. Touch.